Ben kimseye Polat Alemdar'ın devri kapandı dedirtmem. Kapanmadı mı? Erhan. Annem seni çok sevmiş. Torpilin büyük yerden. O yüzden seni eve aldıracağım. Ne diyorsun lan sen? Erhan, saçmalama. Mete, çok yanlış zamanda yanlış yere geldin. Bir yanlışa kurban gitme. Haddini bil. Sen kimle konuşuyorsun? Nafiz. Ne anlayışsız adamsın. Kuyruğu dik tutuyor çocuklar. Severim dik adamı. Ama benim karşımda değil, yanımda dikileni severim. İhtiyarlar sizleri benim emrime verdi. Bundan sonra benim adamlarımsınız. Burası Polat Alemdar'ın mekanı. Haddini bil. Burası KGT'nin mekanı. KGT'nin başı da benim. Acınız var, anlıyorum. Polat Alemdar tarih oldu. Onun için bu seferlik sizi mazur görüyorum. Acınızı yaşadınız, yasınızı tuttunuz. Bundan sonra ya bana çalışırsınız? Çalışmazsak ne yapacaksın? Öldüreceksin mi? Yok. Devletin bir kötü tarafı var. Adam çıkartmak çok zor. Ama sizi devlet üretme çiftliklerine tayin ettiririm. Orada tosuncuklara bakarsınız. Ben kendi adıma KGT'de memnunum. Hiç öyle bakma Abdül. Benim için esas olan devlet. Kişiler gelir geçer. Ne diyorsun lan sen? İçinizde bir akıllı Erhan çıktı. Annemin sevdiği kadar varmış. Aferin koçum. Çay alır mısınız? Alırım koçum. Abiye söz verdik. Onun için sabrediyoruz ama daha üstümüze gelirsen önce sözümüzü çiğneriz, sonra seni çiğneriz. Bu mekan mı yani bütün mesele? Zaten KGT'ye yakışmayan bir yer. Haklısınız efendim. İsterseniz yıkalım gitsin. Sen kimin malını yıkıyorsun? Nafiz doğru söylüyor. Sizi üzmeyeyim. Ben burayı yıkayım. Yerine de bir otopark yaptırayım. Gelene geçene bilet keser. Yolunuzu bulursunuz. Çaylar geldi.